Sen anlat kara deniz. Gördüm, gördüm. Kesin Vedat'ı da aldı, daha evi yoluna döndü. Gördüm. Son durak kara toprak Vedat Bey. İn bakayım. Asiye nerede? Keşke karının yanında vursaydım Mustafa. Daha havalı olurdu. Al elimle kazmayından çüreği. Nefesini de boşa harcama. İhtiyacın olacak. Diri! Demek beni öldüreceksin Mustafa. Sonunda kararını verdin yani. İyi. Güzel. Sakın yapma. Sakın yapma abi, yapma. Ne güzel anılarımız var bu evde değil mi Mustafa? Aa bak. Az sonra geberip gideceksin. Kuyruğu dik tutmak için öyle havalı havalı konuşma. Al şu sandığı. Ne yapacağım onu? Siyamı içine koyduğun sandık senin tabutun olacak. Ha seni tabutsuz gömerdim ama toprağa kirletirsin. Haydi. Demek sonunda gözünü kararttın ha Mustafa. Demek sonunda oğlunu demir parmaklıkların arkasından büyütmeyi göze aldın. Evet Vedat, ha aldım. Haydi. Ağzın değil elin çalışsın. Söylediğimi bir düşün istersen. Vedat, kas. Akşama kadar seni bekleyemem. Vurup gideceğim. Sahi mi? Peki niye? Karısını ve oğlunu kurtarmak için kardeşini vurmuş bir adam. Beni neyle suçluyor acaba? Çok merak ettim. Vedat. Kas. Çeneni de kapa. Fikrimi değiştiririm, kafana sıkarım. Buranın çakalı kurdu çok olur. Leşini kemiklerine kadar yesinler diye bırakırım ha buraya. Bu benim sorumun cevabı değil. Ne kadar ceza alırım diye düşünüyorsun. Normal. Bu öyle bir anda çıkmış bir kavga değil. Öyle adam bana küfretti, ben de sinirlendim, silahımı çektim diye bir şeyler uydurabileceğim bir durum değil. Bayağı planlı programlı. Adamı lokantaya çağırıyorsun, kaçırıyorsun. Arabanda kazma kürek var. Yani tahammüden yanılmıyorsam en az 18 yıl yersin.
18 yıl. Açık görüşlerde 5 dakika kucağına alabileceğim bir çocuk. Hadi küçükken neyse, bu çocuk büyüyecek Mustafa. Soracaklar. Baban nerede? Hapiste. Neden? Adam öldürdü. Katilin oğlu. Çocuğa yazık be Mustafa. Vedat kasaydı. 18 yıl. Yani sen hapisten çıktığında çocuğun üniversite çağına gelmiş olacak Mustafa. Belki de İstanbul, Ankara, başka bir şehir. Sen eve, oğlun gurbete. Özbeyaz oğlun. Ama sana 7 kat yabancı bir adam. Babasız büyümüş bir adam. Tıpkı benim gibi. Hiç düşündün mü Mustafa? Acaba Tahir nefeste bu kadar diretmeseydi. Ben de karımı ve oğlumu alıp buralardan gitseydim. Senin hayatın şimdi nasıl olurdu acaba? Vedat, kazada mısın, sıkayım mı kafana? Karını kurtarmak için kardeşini vurdun. Şimdi de karının intikamını almak için beni vuracaksın. Hangimiz daha katil? Hangimiz daha acımasız Mustafa? İşte sana Asiye'yi kaçırarak göstermek istediğim şey buydu. Şimdi şu halimize bak. Kendine bak. Kimin elinde silah var? Kim kendi mezarını kazıyor Mustafa? Hayatını bağışlamam için yalvarıyorsun gibi ya. Ben asla yalvarmam. Vedat, ha buraya tek doğru var. O da az sonra gebelecek oldu. Kaz ulan! Yeter. Biz yok da şerefsiz. Çık. Hadi. Onca laf kalabalığı ettin ama bir şey doğru dedin. Oğlumu parmaklıkların arkasında büyüteceğim. Yanımda olmayacak ama rüyalarımda olacak. Hayallerimde. Ama Tahir'im kurtulacak. Murat kurtulacak. Nefes, nazar kurtulacak. Ama annemizi, dünya senin gibi bir pislikten kurtulacak şerefsiz. Abi yapma! Bakın kim gelmiş. Tahir. Oğlum kızım karım sağ emanet. Bu it için elini kana bulamaya değmez abi. Doğacak çocuğunu düşün. Yeğenimi düşün. Ben de aynısını söylüyorum Tahir ama dinlemiyor. Abi yapma. Tahir çekil. Bu artık benim meselem, çekil. Abi yapma. Yapma abi, yapma. Tahir. Ben sana sıkarım ama. Sen bana sıkamazsın kardeşim. Çekil. Bu şerefsizin cezasını kesmek bana düşer abi. At o silahını, yapma. Hayır. Geri çekil. Ya da sık gitsin be kardeşim. Bu şerefsiz gebermeden bize rahat yok. Hem bak herkes kurtulacak. Bunun için benim hayatımdan 3-5 yıl alacaklarsa... Buyursunlar, alsınlar. Hem bak biz kardeşiz. Hasan görmüşsün hesabını. Ha ben. Her pışkın yiyecek. Ondan sonra 3-5 tane adamı sıkacak. Suçu üstlenecek ha. Ondan sonra bu yeri dışarı çıkacak. Artık bu işe bir dur demek lazım. Abi yapma! Abi yapma! Abi yapma!
Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Abi etme. Sadece kendine değil hepimizi yakarsın. En başta da beni. Etme abi, ikiletme. Seni vurmak zorunda, bırakma beni. Sen daha sıkamazsın Tahir. Ben yaparım ama sen yapamazsın. Delilik senin tek eline mi lan? Nasıl olsa benim de kanım da var ha? Bırak kafasına sıkayım şunu. Paylaşılamamak ne kadar güzel bir duygu. Ama bir karar verin çocuklar. Hanginiz beni öldürecek, hanginiz deli? Benim ola benim. Abi! Abi! Yap. Bırak! Abi yap! Bırak! Bırak! Abi! Bu benim sevdamın imtihanı. Geçersem de benim, kalırsam da. Vay vay vay. Laflara gel. Sevdamın imtihanı ha? İki koca herif, ellerinde iki silah. Silahsız bir adamı diz çöktürmüşler. Öldürecekler, hala racon kesiyorlar. Bu mu lan delikanlı? Cidden beni vuracak mısın Tay? Hem de elimde silah yok yani. Bu delikanlı daha sığar mı? Ula sana son bir şans veriyorum. Pılını pırtını toplayıp Trabzon'u terk edeceksin. Anladın mı beni? Canını anca öyle bağışlarım. Bir daha da ne beni, ne bir kaleliği, hele de nefesi. Rüyanda bile görsen tövbe edeceksin, anladın mı? İlahi Tahir, hiç güleceğim yoktu. Ne kadar acınacak bir haldesin. Aslında ne kadar çaresizsin. Sen benim yaşamam için bana son bir şans veriyorsun, öyle mi? Daha çok. Katil olmaman için benim sana son bir şans vermemi istiyorsun gibi geldi. Sevdanın imtihanı. Sana o zaman 100 puanlık imtihan sorusu da yer. Nefes için neyi göze alabilirsin? Bak şu abim bile karısı ve çocukları için seni öldürmeyi göze aldı. Ya sen? Hayır. Sık şunun kafasına. Ya da çekil kenara ha. Yarım kalan işimi bitireyim. Sonra da Karadeniz'e gömeceğim bunu. Sen aşkı, tutkuyu çocuk oyuncağı mı sandın Tahir? Nefesi asla, asla benim sevdiğim kadar sevemeyeceğini biliyorsun. Değil mi? Ya sustum. Bununla yüzleşmek ağır mı geldi Tahir? Sana son bir fırsat verdim. Sen de bunu geri teptin. Sen bilirsin. Sık kafasına Tahir! Sık! Yapamaz. Yapamaz. Çünkü bu senin için yeterince adil bir savaş değil ha, Tahir. Yeterince delikanlıca değil. Al ulan şunu. Al. Düello mu yapacağız Tahir? Sırt sırta verip on adımda atacak mıyız? Yalnız ben üçüncü adımda dönerim, söyleyeyim de. Al şunu dedim. Adam gibi bir hayat yaşamadım belli. Ölürken adam gibi öl bari. Tahir.
Abla seninle oyun oynay. Sık kafasına gitsin. Al bunu Vedat. Git buradan Vedat. Beni öldürdükten sonra vicdanının sana soracağı sorulara bir cevap arıyorsun ama bulamıyorsun. O yüzden de yapamıyorsun. Ama ben yaparım. Ben nefes için her şeyi yaparım. Bütün günahları işlerim. Bütün suçları işlerim. Ama sen yapamazsın. İşte bu yüzden nefes senin değil, benim. Ben nefes aldıkça sen nefesi alamayacaksın. Bunun tek yolu var Tahir. O da beni öldürme. Ama bak, ben canlıyım. Peki neden? Mustafa, sen oğlunu düşünde mi büyütmek istersen yoksa dizinde mi? Bana mı? Seni vurdum mu? Tahir, beni öldürüp hapse girdikten sonra nefese kim bakacak? Bu mu? Belki. Peki ya Saniye Hanım? Oğulcuğunun yıllarca hapiste çürümesine sebep olan kadına kim bilir neler yapar? Peki Yiğit? Ona soracaklar. Tahir'e neden baba demiyorsun? Çünkü babam değil. Çiçi babam. Peki babana ne oldu? Öldürürdü. Kim öldürdü? Çiçi babam. Yani Tahir, günün sonunda Yiğit'in babasının katili olacaksın. Yiğit sana denizden gelen kaplan diyebilir. Tahir abi diyebilir. Amca diyebilir. Ama asla baba demeyecek. Bam! Seni de vurdum. Şimdi söyle bana Tahir. Hangimizin silahı daha kuvvetli? Kendimizi kandırmayalım beyler. Şu silahları da atın elinizden artık. Sizin o elinizdeki silahlardan daha büyük bir güç var. İnsanın aklından geçerken bile tüylerini diken diken eden bütün günahları gözü kapalı işleyebilme gücü. O da bende var. Ama sende yok. Mezar açık kalsan, oraya seni gömeceğim. Nefessiz kalacaksan. Eline silah verdin. Sıksaydın, nefessiz bıraksaydın beni. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Seni durduran neydi? Hadi al şu silahı. Al şu silahı. Sizin beni öldüreceğiniz falan yok değil mi? Çünkü sizde o yürek yok. Çok sevdiğim bir abimin bir lafı var. Eğer silahı çekiyorsan sıkacaksın. Yok eğer sıkmayacaksan çekmeyeceksin. Aslında Tahir, nefese şunu sormamız yeterli. Senin için dünyayı yakmaya hazır. Bütün günahları yüklenen, bütün suçları işleyen, bütün bunları da yalnız senin için. Yalnız senin için yapan bir adamın sevgisi mi daha büyük? Yoksa... Ayrıca... benim nefes için yapabileceğim şeylerin hiçbir sınırı yok. Ama senin sınırların var. O yüzden de sen kaybedeceksin. Ben kazanacağım. Ben asla kaybetmem. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsin. Ben bu herifi vuramıyorum. Bütün bu yaptıkları Vedat'ın yanına mı kalacak? Kafanı yorma. Kaldı bile. Mustafa'cığım beni arabaya bırakır mısın? Arabam orada kaldı. Vedat! Yine ne var? İkimizden biri ölene kadar ulan. İkimizden biri ölene kadar. Maşallah.
Kız sen biraz önce sofradan kalkmadın mı? Yiysem Mustafa'mın alın terini yiyerim. Ne o gözüne mi battı? Ye kızım ya, afiyet olsun. Sağ ol, gel beraber olsun. Yok, evin işleri beni bekliyor. Evde ne bir genç kız var ne de bir gelin. İş başa düştü. Benim bu yaşta köşemde oturup golümü kavuşturmam lazım. Çayım elime uzanacak, seccadem önüme serilecek ama... kim serecek, kim uzatacak? Uzatırsın ya işte maşallah. Haydi, haydi. Kalkın da iki işin ucundan tutun. Saniye Hanım ne istiyorsun? Çarşafları çekiştirin. Kurutma makinesinden çıkınca çok buruşuyor. Ütüsü zor oluyor. Ay sanki ütüyü kendi yapar. Kız senin için söylüyorum. Ne kadar da düşünceli, eksik olmazsın. İyi, haydi. Sizinle geçirecek, eğlenecek vaktim yok benim. Ocakta yemeğim var. Asiye, meyve yediğin eline çarşafları tutma, leke edersin. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. İyi, ha tamam yani. İki dakika yer gördü diye kurdeşen oldum mübarek. Asiye abla, ne yapacağız ben anlamadım. He şimdi. Al şunu tutucu ucundan, ha. Böyle boyla çekiştire çekiştire. Bir boyla bir boyla. Tamam mı? Haydi. Ha böyle. Böyle edeceksin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam amicemin kızı. Kolaysa başına gelsin. Yakındır nasıl olsa. O ne demek Asiye abla? Sanki ben bilmiyorum, görmüyorum. Kebapçı kedisi gibi bakmalar falan. Böyle utanıklı utanıklı bir haller, tavırlar. Neyi kastediyorsun Allah aşkına ya? İyi ha tamam diyen gitti Allah Allah. Ali nerede? Ne bileyim ben. Siz babamla birlikte gitmediniz mi? Ha onu diyorsun. He onu diyorum. Osman amcamı bıraktık işte. Sonra o beni ofise bıraktı. Sonra da gitti. Bilmiyorum. He. Nefes nerede cebini aradım ulaşamadım. He. Arayan sen miydin kız? Telefonunu içeride unutmuş. Car car çaldı durdu. Yiğit okula götürdü. Mercan'a gidecek sonra. Gelir. Bir şey mi oldu? Yok. Hoş geldin Esma kızım. Hoş bulduk Saniye teyze. Gelmişken şunu saçı ver. Benim gözlerim pek iyi görmüyor da. Oy, iş buyurmaya ne kadar meraklı bu kadın Allah'ım. Ana, o pirinçler seçilip ayıklanıp torbalanıyor. Temiz o pirinç. Kim bilir nasıl seçiliyor, kim bilir nasıl ayıklanıyor. Yalap çap yapmışlardı. Tamam, ben yaparım Saniye teyze. Oh, aferin işte kız dediğin, gelin dediğin böyle godespana olur. İşini eder, kenara koyar gırt laf etmeden. Ama nerede? Vallahi boğaldım. Vallahi boğaldım. Asiye abla, o ne demek? Benim gibi becerikli, marifetli kadınlara godespana denir. Bir şey çok merak ediyorum Tahir. Sen nefesi karım, karım, karım deyip duruyorsun ya. Gerçekten senin karın oldu mu? Olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü ona o kadar kötü şeyler yaptın ki. O kadar kötü tecrübeleri var. Ama bizim için üzülme. Ben asıl senin için üzülüyorum. Senin olmayan bir kadından karan, sana baba bile diyemeyen bir oğlun var. Yazık. Çok yazık. Nefes! Yiğit! Unutma mı?
Berrak, Ceylan, Aslıengen. Hepsi için, hepsi için. Hepsinin gözünden akan bir damla yaş için. O iş o kadar kolay değil. O iş o kadar kolay değil. Ne yaparsın? Bırak şu kalem kafasına! Beni nefessiz bırakacaktın ha? Benim nefesimi alacaktın ha? Tek kurşun bile ödül buna abi. Tahir, ulan ne yaparsın? Beni nefessiz bırakmaya çalıştı ama ben onu nefessiz bıraktım. Diri diri gömecek misin adamı? Ben ona fırsat verdim. Erkekçe dövüşmesi için de, çekip gitmesi için de. Ama o bunu seçti. Artık bitti. Berrak canım, sen bunları benim odaya plaki ver. Tamam Asiye abla. Esma yeter. Tertemiz o pirinç. İş buyursun da ne olduysa olsun. Sağ ol, tamam. Hoş geldin Esma abla. Hoş buldum. Benim sana haberlerim var. Haklıymışsın. Ceylan senin kızın değil. Nihayet DNA raporu geldi. Sen söylediğinden beri araştırıyordum ama kesin bir sonuca ulaşmadan sana bir şey söylemek istemedim. Ailesine mi? Hı hı. Ceylan'ın sağır ve dilsiz oluşu babasını bulmamı kolaylaştırdı aslında. O tarihlerde evlat edinilmiş bu özellikle çok az kız var. Ama birini evlat edinenler tanıdık. Şengül ve Necip. Esma abla ne diyorsun sen? Ne demek oluyor bütün bunlar? Tabakhane de açık değil bu saatte. He? Kardeşim, dur ihtarına da uymuyorsunuz. Ateş mi açalım illa? Bak size söylüyorum. Bana bak. Vedat'ın oradan geldiğinizi biliyorum da gerisini sizden duyayım. Bu bakışları biliyorum. Vallahi de billahi de biliyorum. Lan ne yaptınız?
Gebertiniz mi herifi? Yok. He. Çay mı içtiniz? Trabzonspor'un geleceği hakkında sohbet mi ettiniz? Tavla mı oynadınız? Kim yendi? La bir şey söylesenize. Sen söylesene be. Nasıl buldun lan sen beni? Burada polis olan benim. Soruları ben sorarım, değil mi? Ne oldu? Bir alt olduğu yok. Herif bizimle oyun oynayın. Abimi aramış, çağırmış. Sonra da gelmedi. Gelmemiş, yok yani. Mustafa, bak otelde adamı elinden zor aldım. İki kardeş bir araya gelip bir fuşki yemediniz, değil mi? Yok dedik de. Yok işte. Alo. Başkomiserim, sizi karakola çağırıyorlar. Ne var, ne oldu ki? Bilmiyorum başkomiserim. Tamam, geliyorum. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Mutlaka bir yanlışlık olmalı. Doğru değil bu. Ceylan benim kardeşim. Merak. Sen Vedat'ı benden daha iyi tanıyorsun. Niye yapsın ki böyle bir şey? Neden? Benim Yiğit'ten sonra bir çocuğum daha oldu. Bir kızım. Doğumdan hemen sonra Vedat onun öldüğünü söyledi. Sonra da konusu bir daha hiç açılmadı. Sonra Vedat kızımın yaşadığını söyledi. Ceylan olduğunu. Ben Vedat'a inanmadım. Şüphelendim. DNA testi yaptırdım. Esma abla bulmuş. Baban Ceylan'ı evlat edinmiş. Vedat'ın zoruyla da sana üvey kardeşin olarak tanıtmış. Olan bu. Anlamıyorum. Anlamıyorum, aklım almıyor. Niye yapsın böyle bir şeyi, neden? Benim her zaman bir B planım vardır karıcığım. Çünkü o... insanların asla yapmayacağım dediği şeyi yapmaya zorlar. Başka çare bırakmaz. Sen ne ettin? Ne ettin ulan sen? Ola başka çarem mi vardı? Tahir. Biz Allah'a kurban ettiğimiz hayvana bile acı çekmesin diye ihtimam gösteririz. Ula canlı canlı gömmek dedi. Ula sen niye çağırdın o zaman? Sen de aynını etmeyecek miydin? He? Edecektim. Sıkacaktım kafasına, gömecektim. Vedat da biliydi ya araya tavla oynamaya gelmedi ona. Ula canlı canlı gömmek aynı şey mi? Asiye yengeme ettiklerini unuttun herhalde abi. Unutmadım. Unutmam da. Düşmanla savaşın da en zor yeri neresidir bilir misin? Savaşırken ona benzememek. Dalınlık gömleği Vedat'ın üstündeydi Tahir. La sen ne ara gidin onun üstüne? Başka çarem yoktu abi. Durmayacaktı o it. Her gün bir başka sevdiğime vurmaya devam edecekti. Ben ailemi korudum. Cezaysa da benim, günahsa da. Hak ettiğini buldu. O beni gömecekti, ben onu gömdüm. Tahir. Berrak! Berrak dur! Ne oldu Berrak? Nereye gidiyor bu? Bir bakayım, anlamadım ben de. Ne oluyor? Niye derlerdi bunlar şimdi? Ne oldu bu kıza? Nereden bileyim ben seni ya hanım? Hayret ettim. Bilmediğim bir şey varmış, çok hayret ettim. Allah Allah! Zati, bunlar bir iş çeviriyor. Bir haltlar karıştırıyor. Berrak, Berrak dur nereye gidiyorsun? Vedat'a hesap sormaya. Uzun zamandır yapmam gereken şeyi yapmaya gidiyorum Nefes. Annemi de babamı da elimden aldı. Ceylan'ın da almasına izin veremem. Esma ablanın söyledikleri de raporda umurumda değil. Ceylan benim kardeşim. O benim hayata tutunma sebebim. O benim nefes alma sebebim. Vedat'a bunun hesabını sormazsam sebepsiz kalırım ben Nefes. O yüzden bırak beni. Bırak gideyim. Berrak,
Biliyorum Vedat benim de canımı çok yaktı. Ben de tıpkı senin gibi Yiğit'e tutundum, Yiğit'e sarıldım, Yiğit'le nefes aldım. Ama şimdi gidip ne soracaksın? Ne cevap verecek sana? Hangi cevabı seni rahatlatacak? Sana bir kötülük edersen daha ne kadar kötülük edebilir nefes? Daha ne kadar yakabilir canımı, öldürür mü? Ben de bin kez ölecek gibi oldum. Ama ölmedim, direndim. Berrak, yalvarırım gitme, ne olur gitme. Esma abla. Doğru mu? İşte şimdi canım yanmayacağı kadar yandı. Daha fazlası yok. Bırak gideyim. Anla beni ne olur. Berrak, seni en iyi anlayan benim. Yalvarırım gitme, ne olur gitme. Aç lan şunu. Aç, delirtme beni, aç. Başka çarem yoktu. Bana yol bırakmadı. Durmayacaktı be abi. Nefesin yüzü gülsün. Yiğit, korkmadan uyusun istedim. Yengemin, yeğenimin canını tehlikeye attı. Ceza aldı mı? Yok. Rüstem dedi, sıyrıldı işin içinden. Onun gibiler hep yolunu buluyorlar be abi. Ettikleri yanlarına kâr kalıyor. Bizim gibiler de boğazlarından geçen her lokmanın hakkını verdikleri gibi yediği her haltında bedelini ödeyi. Öyle değil mi? Sağlık olsun. Vedat Sayar'ı ben öldürdüm. Cesedi Çal Mağarası'nın yukarısında, Sarp Kaya'nın altında bir yayla evinin bahçesinde. Bilerek, isteyerek ve tek başıma yaptım. Tıpkı nefese sevdalandığım gibi. Bilerek, isteyerek ve tek başıma. Sanık Tahir Kaleli'nin canavarca hislerle adam öldürme suçu sabit görüldüğü üzere ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verilir. Defol! Defol! Evladımın başını yedin! Defol! Bana evlat acısı yaşattın! Dilerim yüce Rabbim sana da evlat acısı yaşatır. O zaman anlarsın. Defol! Defol! Alo, Notay neredesin? Abim ben bir karar aldım. Ne kararı aldın? Bahsetme kararını. Ofiste buluşalım. Tamam da. Gel oraya gel. Gel. Gitmem lazım. Gözümün içine bakıp neden diye sormam lazım. Bırak beni. Berrak. Bırak nefes. Bu onun hakkı. Ona bir kötülük yapar diye çok korkuyorum abla. Onun tek istediği sensin. Tek amacı sana acı çektirmek. Berrak'la işi olacağını sanmıyorum. Bu herkes için çok zor olacak. Yiğit için de, Ceylan için de.
Ceylan. Onun ne suçu günahı var abla? Ben onu nasıl söyleyeceğim? Yiğit. Yiğit'e nasıl söyleyeceğim? Nefes. Ceylan'ın gerçek babasıyla telefonla konuştum. Yarın geliyor kızını almaya. Abi ne oluyor? Elinin körü oldu ifade. Hayır geldi mi? Ya Allah aşkına ne oluyor abi ya? Fırladın gittin, Tahir abim geldi seni sordu, o da fırladı gitti. Vallahi ben bir şey anlamadım, darlandım ya. Darlan Fatih, ben de darlandım. Trakanı ya, basışına. Tamam abi, ne bağırıyorsun ki şimdi? Fatih, gel hep öyle gel. Fatih gel hep öyle. Gel böyle, gel tırsma. Yaklaş. Kuzum, kusura kalma. Haydi işinin başına. Haydi kuzum, haydi. Ne bakayım da, ne de bu kararın? Abi ben teslim olacağım. Ne? Başka yolum yok abi. Ödemem gereken bedeli ödeyeceğim. La Tahir sen ne değilsin? Abi bir sakin ol, dinle de. Ben sakin olayım. Ben sakin olayım ha? La nasıl sakin olayım? Benim kardeşim can düşmanımızı canını alsın, gömsün. Ondan sonra ben sakin olayım. Ha olayım. Bu memleketin hakimi, savcısı sağ ne diyecek Tahir? Ha? Eline sağlık deli Tahir. Bu Vedat'ı öldürdün. Allah senden razı olsun mu diyecek? Adam yerine koyacaklar. Sağda adam öldürme cezasından. Ömür boyu hapis verecekler, bilirim abi. Abi de bilirsin. Bilirim de başka çarem yok. Ulan senin çare ne de, yolun ne de, kararın ne de. Abi, bak ben buraya karakolun kapısından döndüm de geldim. Kimsenin ayağına taş değmesin, benden sonra kimsenin canı yanmasın diye... benim bir güne ihtiyacım var abi. Şimdi söyle bana, sen bana yardım edeceksin mi? Beni dinleyeceksin mi abi? Ben teslim olduktan sonra nefesle iti yayla evine yerleştireceksin abi. Anam rahat durmaz, bilirsin. Elinde gölgen de onların üzerinde olsun. Önce Allah'a, sonra sana emanetler. Bizimkilerden de saklayabildiğin kadar sakla. Hemen bir şey söyleme. Yengem gebe kadın. Üzüntü değmez ona. Anamın kalbi zayıf zaten, bilirsin. Yüreğine indirme kadın. Nefese de ben teslim olacağım zaman kendim söylerim. Sen saklayabildiğin kadar sakla. İstanbul'a gitti de, makine parçası alacak de. Zamanı gelince de alıştıra alıştıra söylersin. Lan bunun alıştıra alıştırası mı olur oğlum? Abi bir yolunu bulacaksın işte de. Ha yapacağım diyorsun ya. Abi yaptığımın bedelini ödeyeceğim diyorum. Sen bana demedin mi abi? Sevmek sevdiğine yol olmaktır diye. Ben de onun yolu aydınlık olsun diye çaldım kibriti, yaktım kendimi işte. Onun canı sağ olsun be abi. Olsun. Canı sağ olsun. Ama bizim canımız yansın ha! Abi, sen Vedat'a o kuyuyu kazdırıp kafasını sıkacakken ne düşünüyordun? Sadece yengemin intikamını almayı mı istiyordun? Beni hatta nefesi bu işten kurtarmak değil miydin yet? Tamam diyelim kafanda teslim olmak yoktu. Ama içeri girebilirdin, ortaya çıkabilirdi abi. Sen bütün bunları hesaba katmadın. Ah seni kafanı vurayım. Sağa sarılayım mı bilmiyorum Tahir. Abimsin. Hepsi kabulüm. Hepsi başım gözüm üstünde.
Kime baktınız? Aç şu kapıyı. Hanımefendi, kime baktınız? Vedat'ı göreceğim. Aç diyorum sana. Vedat Bey evde değil. Aç diyorum sana ya. Aç şu kapıyı. Gidin buradan. Ona söyle. Berrak geldi buraya de. Bir daha gelecekmiş. Senden hesap soracakmış. Ne duydunuz mu beni? Söyle ona. Vallahi ortalık çok karışık. Mustafa abim bir acayip. Hiçbir şey anlamadım. Anlarız şimdi. Nereyesiniz ula yengazlar? Abi, iyi misin? İyiyim oğlum. İyiyim. Sen nasılsın? Ha? Azıcık işin ucundan tutsanız, böyle hayta hayta gezmeseniz daha da iyi olacağım ha? Ulan ekmek teknemiz diyorum ha size. Şimdi bakın bakayım. Cemal Kaptan'ın bir eksiği gediği var mı ya? Adam kuma çıkacak yani. Kum. Hani bir çekiyoruz ya. Satıyoruz ya. Haydi oğlum işinize. Haydi canım, haydi. Tamam abi, tamam. Bakarız. Haydi. Bakarız abi. Neyse tıraşınızı göreyim. Hayır. Yok mu oğlum bunun başka bir yolu? Başka bir halt çaresi. Olan oldu, ölen öldü abi. Yolu yok. Ama sen dik dur ki benim de gözüm arkada kalmasın. He. Nasıl olacağız o? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Fikret Bey, Rizeli müteahhit kum alacak bizden. Kardeşim Tahir. Memnun oldum. Eyvallah. Hoş geldin ha, ayağına sağlık. Ters bir zamanda mı geldim? Yok, estağfurullah. Abinle iş konuşacaktık da. Tabii, buyurun siz. Nasıl nereye? Ben bir nefesin yanına gideyim. Eyvallah. Allah'a emanet olsun. Uğurlar olsun. Mert bir delikanlı. Öyledir. Deli Tahir derler. Amcama da öyle derlermiş rahmetlik. Çok benzer. Yani öyle diye anam. Ya seni de böyle ayakta koyduk ha. Haydi geç buyur. Yusuf, iki çay ver oğlum. Ha, Nefes, aradığını şimdi gördüm. Şarjdaydı telefon. Tahir. Ceylan benim kızım değilmiş. DNA raporu çıkmış. Esma abla babasını da bulmuş. Yarın geliyormuş. Sen neredesin? Şirketteyim. Ceylan alıp Esma ablanın ofisine geçeceğiz. Durumu açıklarken sen benim yanımda olur musun? Olurum tabii, olurum. Hemen geliyorum. Şşt! La, aç şu kapıyı. Kime diyorum, kime? Aç şu kapıyı. Bak salağına salağına yürü, aç şu kapıyı. Nazar! Nazar Hanım evde değil. Ne demek evde değil? İyi aç. Ben içeride oturur beklerim. Kusura bakmayın, alamam. Ne demek alamam? Kızımı ara ayrım açmayı. Vedat açmayı. Kızın nerede benim? Bilmiyorum. Bak adamı delirtme. Aç şu kapıyı. Üzgünüm, açamam. İyi, tamam. Ben babasını alayım geleyim. Şu evi kafanızdan nasıl yıkayı o zaman görün siz. Gerekirse de polisle dayanacağım kapınıza. Kızımı göreceğim ben, kızımı. Kime diyorum? Belediye ile görüşme halindeyiz. Yol yapımla spor tesisi. Spor tesisi büyük iş.
Yol yenilemeyle işimize bakacaklar, eğri miyiz, doğru muyuz? Mustafa Bey. Senin canın sıkılmış belli. Yok, yok öyle işte. Ya kusura kalma. Ne diyorsun ha sen, belediye falan ha? Ha dışarıda gördüğüm iki aslan parçası senin küçük biraderler değil mi? He. Yangazlar. Yangazlar mı? Ya işte böyledir aile içinde ha. Fatih'le Murat. En büyükleri sensin değil mi? He. Öyle. Hepsinin derdi tasası senin üstünde. Bir bakıma baba gibi. Öyle oldu. Yani elimizden geldi önce tabii. Ne diyordun sen? Spor tesisi ya. Senin kafan dumanlı. Sonra konuşuruz. Ne sıkıntın varsa para pul misal. İş yapacağız da sen bana, ben sana. Ben böyle çalışırım. Ben öyle çalışmam. Para bir yana, mal bir yana. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eyvallah. O zaman ben belediyecilerle prensipte anlaşayım. Sonra da gelip işi bağlayalım. Dediğin gibi işimize bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yo, zahmet etme. Ben kapıyı da bulurum, yolu da. O canını sıktığın neyse düzelir. Hadi eyvallah. Allah'a emanet. Adam bir başın sağ olsun der. Çok ayıp ettim Mustafa. Çok ayıp ettim. Gidelim. Berrak ne oldu? Adamları içeri almadı beni. Dediklerine göre evde değilmiş. Belki gerçekten yok, belki de beni görmek istemedi, bilmiyorum. Berrak, seni çok iyi anlıyorum. Ama Ceylan'ın gerçek babasıyla konuştum. Telefonda yani. Zavallı adam yıllardır kızını arıyormuş. Evlatlık verildiği için ona söylememişler. Kağıt üstünde nasıl göründüğünün bir önemi yok. Eğer sen öyle hissediyorsan, o senin kardeşindir. Sen de onun ablasın. Her abla gibi mutlu olduğunu görmek istersin. Onu gerçek babasına kavuşturmak gibi mesela. Berrak. Sen bize bir yol göster. Ne yapalım? Herkes senin kardeşin diye biliyor. Eğer susalım dersen susarız. Ama Ceylan kocaman bir kız olduğunda ona ne söyleyeceksin? Senin baban başka bir adam. Ben senin ablan değilim mi diyeceksin. Ben seni çok seviyorum. O yüzden bırakmadım mı diyeceksin. Ne kadar saklayacaksın? Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Eve git Ceylan'ı al. Hep beraber Esma ablanın ofisine geçelim, orada rahat ederiz. Şimdi Saniye Hanım rahat bırakmaz. Sen Ceylan'ı al. Biz Esma ablayla yol ağzında seni bekleyeceğiz. Aa,
Asiye Hanım, uğurlar olsun. Nereye gidiyorsunuz acaba? Oy ömrümü yedin Saniye Hanım, ömrümü. Çarşıya çıkayırım. Ha bu uşak yüzünden hiçbir elbiseye sığamaz oldum. Gideyim de iki tane elbise alayım. Balımı hamileyken giydiklerine geçer. E kaç yıllık olar? Değiştirmeyeyim mi canım? Sen de kaç yıllıksın? Sen de değiştirelim. Oy vallahi boğuldum. Berrak ne oldu? Bak bu kızda bir şey var, ben diyorum. Esma nefes, bu bir iş çeviriler. Ne fışkı yediklerini anlayacağız bakalım. He, anlarsın ne fışkı yediklerini. Sen hafiyecilik oynamaya devam et, ben gidiyorum. Bu gebe halinle çarşı pazar dolaştığını Mustafa'm diyorsa kim bilir neler diyecek. Hmm. Bu gebe halimle car şafkatla, ütüye, cam sil demeye gelince bir şey yok ama değil mi? İki orta bir sade. Haydi ba müsaade. Metap sus. Aslı'yı bilirsin. Bizim kahveci Mahmut var ya, onun en ufak kızı. Bunun bir nişanlısı var. Adı İbrahim. Askerde. Böyle boylu poslu, yakışıklı, baba yiğit bir delikanlı. Aslı her cumartesi pazar internet kafesine gidiyor geliyor. Çocuk da askerde ya, çarşı izninde internet kafeden böyle yazışıyorlar. Bizim Aslı gidip gele, gidip gele. Dükkanın sahibiyle fingirdeşiyor. Bir de demesin mi bizim uşağı? Ben artık seni beklemeyirim. Oy! Böyle laf edilir mi asker adama? O uşak askerliğini yakay. Mahalle ayağa kalktı, indi. E siz duymadınız mı? Duymadınız. Ege Türkan. Hayretliyorum, yüzün solmuş. Nazara bir şey mi oldu? Yok. Göremedim. Nazarımın da başına talih kuşu pir kondi, bir kondi. Allah herkesin kızına böyle şans nasip etsin. E tamam, nefesin eski kocası. E, bir de çocuğu var ama adam zengin. Bak Nazar akıllı kız. Hemen çocuğu pırtlatıversin. E çocuk olunca bütün tapular hop Nazarımın üstüne. İnşallah. E sen de toru seversin, ne güzel değil mi? Naci. Ben senden bir şey isteyeceğim. İste. Senin de işinden gücünden koduk ama sen Mercan'ımla biraz daha kalsan. Ben de bir Cemil'in yanına gidip geleyim ha. Ama ne işi gücü? Ben sabahtan herifi kovaladım dükkana. E akşama yemeğim de var. E ben Mercan'ımla öyle otururum. E sohbetliyoruz onunla. Kız kendi evim gibi. Kalktım çayımı bile kodum. İyi etmişsin. Ben zaten bir iki saate kalmaz gelirim. Tamam tamam, sen rahatına bak. Mercan'ım, sahada çay getireyim, içer misin? Ben sana içiririm. Peki. Göremedim. Ne halledim bilmiyorum. Nefes karısına ettiklerini duydum da inanmadım. Nazarıma da aynı şeyi yaparsa içime bir korku düştü. Göremeyişimin nedeni bu mu? Ağlama kızım, ağlama. Ben şimdi gidip babanı göreceğim, durumu anlatacağım. Dayanacağız kapısına, gerekirse polisle. Ben kızımın yüzünü göreceğim.
Su. Su ister misin? İstemediğinize emin misiniz? Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Nazarda değil mi? Ya başka bir şey düşünemiyorum ki. Ağzı başka, gözü başka söyleyeyim. Yavrum kızı. La diyelim git şu Vedat itinin evini bas. Tut kızı kolundan çek götür. Yok, o treni çoktan kaçırdın sen kardeşim. Eğer öyle bir şey dersen sevdiği kızı kaçırdı demezler. Evli bir kadını kaçırdı derler. Biliyorum, biliyorum. Korktuğumdan falan değil ha. Ben nazara bir şey olur. Bir zarar gelir diye. Aklım gidiyor be Fatih. Oğlum ben ne yapacağım ya? Gözüm, sana akıl vermek isterdim. Da bende de yok. Abi. He. Biz kontrolleri yaptık. Ne kontrolü la? Dedin ya abi, Cemal kaptan yarın denize çıkacak. Eksiğine gidiğine bakın dedim. Baktık. He he. İyi etmişsiniz. Abi nereye? Ne diyor? Neden ağladığımı soruyor. İsterseniz biz çıkalım. Abla kardeş konuşsunlar. Berrak. Biz yandaki kafedeyiz, tamam mı? İçimde çok tuhaf bir his var. Bir yandan çok seviniyorum babası geliyor diye. Ama öteki taraftan Ceylan nasıl karşılayacak? Zaten içine kapanık bir çocuk. Ya düşünsene, bir adam geliyor. Hiç tanımadığım bir adam. Elini tutuyor. Ben senin babanım diyor. Hiç bilmediğin bir şehre, bir eve, hiç tanımadığın insanların yanına götürüyor. Hangisi doğru gerçekten bilmiyorum. Ben galiba kötü bir şey yaptım. Erra söylediklerinde ne kadar haklıydın. Aynı şeyi kendin için de söyle. Başkalarına doğruları, olması gerekenleri söylemek kolay. İnsan büyük bir yalana kendini inandırabiliyor. Haklı olduğunu, başka çaresi olmadığını, çıkış yolun olmadığını. Ama doğruya gelince insan en zor kendini ikna ediyor galiba. Benim nefes için yapabileceğim şeylerin hiçbir sınırı yok. Ama senin sınırların var. O yüzden de sen kaybedeceksin. Ben kazanacağım. Ben asla kaybetmem. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsen. Ben bu herifi vuramıyorum. Bütün bu yaptıkları Vedat'ın yanına mı kalacak? Kafanı yorma. Kaldık bile. Tahir. Tahir. Sen iyi misin? İyi miyim? Bakalım Yiğit'e nasıl söyleyeceğiz? Çok üzülecek. Ama daha çocuk o. Çabuk alışır. İnşallah.
Fahir. Sen iyi misin gerçekten? Bir şey mi oldu? İyiyim, yok bir şeyim. Yiğit'in bu işi kabul etmesi öyle kolay olmayacak. Bizim oturup bir konuşmamız lazım onunla. Evren. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur gel, bir çayımızı iç. Hoş geldin. Hoş geldin. Ceylan mevzusu çözüldü. Öyle mi? Neymiş durum? Hayırdır inşallah. Kim? Efendim hocam. Ne? Biz hemen geliyoruz. 15 dakika içinde orada oluruz. Teşekkür ederim. Ulan ne oluyor? Yiğit. Yiğit okulda kavga etmiş. Öğretmeni aradı. Kim? Yiğit mi? Gidip bir bakalım paşamın derdi neymiş. Berrak'la Ceylan size emanet. Ben ararım yine. Tamam, siz gidin ama bana da haber verin. Ne olmuş, kimle kavga etmiş? Tamam, haber vereceğim. Biz de kalksak mı acaba? Yani böyle baş başayız, ne bileyim. Tabii tabii, kalkalım. Kalkalım, biz şey yapalım. Ceylan'la Berrak nerede? Benim ofisteler. Berrak Ceylan'a durumu anlatsın diye yalnız bıraktı. Anladığım kadarıyla Ceylan bizim kızı değil. Sonunda biri evi bulabildi. Ana, Tahir geldi mi? Bilmiyorum. Nefes bacım nereydi? Neden bileyim? Esma geldi, Berrak ağladı. Oğlum peşine gitti. Bir fışkı döneyi, kokusu çıkar yakında. Allah Allah. Asiyan, o nereydi? Zati onu evde barkta tutmak kabil değil. Elbise alacağım dedi, gitti. Herkes beni bir başıma bırakıp gidi. Şurada ölsem yalnız başıma, haberiniz olmayacak. Ana ya, bir başlama ya. Bir dur, Allah'ın aşkına bir dur ya. Oo, Mustafa, ne işin var bu saatte evde? Alışveriş deyince koşma koş ha. İş buyurunca ben iki canlıyım, sen niye hanım değil? Ana tamam da, tamam başlama. Ben ölünce arkamdan gözyaşı dökmeyin, istemiyorum. Tövbe estağfirullah. Asya. Mustafa ne oldu? Yok bir şey ya. Şirkette canım sıkıldı ya, biraz geldim buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam Mithat abi, hoş geldin. Hoş bulduk bacım. Ben şunları bırakayım da bir kahve yapayım sana. Yok sağ ol, ben istemem. Olsun, ben yine de ederim. Evet. Gel bakayım, otur. Ne oldu ya? Beni karakola niye çağırmışlar biliyor musun? Nereden bileceğim? Nedir o? Tayin için. Malatya asayiş. Emekliliğe bir yıldan az var. Nereden çıktı şimdi bu tayin? Bilmem. Senin oteli bastığın gün ben Vedat'ın tepesine çökmüştüm. Belki Vedat'ın bir parmağı olabilir. Hatırlı dostları vardır belki. Ayak altından çekilmem için. Bana bak dayıoğlu. Herifi aradım, telefona cevap vermiyor. Adamın arabasını çarşıdaki lokantanın önünde buldular. Bizim oradaki çocuklar Vedat'ın geldiğini söylediler. Sen de oradaymışsın. İçimde büyük bir sıkıntı var. Siz bir alt karıştırmadınız değil mi? Ya yok işte, ne olacak? Söyledik ya. Adam bizi çağırdı. Ama bizim ne kafa buluyor, ne gelen var, ne giden. Peki, bana müsaade. Nereye gidiyorsun kahve pazar? Önce bir eve uğramam lazım. Ufak ufak hazırlanayım. Sonra Allah kerim. Hadi eyvallah. Allah'a emanet ol. Takma kafana. Sabahtan beri içimde çok kötü bir his var. Sanki böyle yüreğime bir şey oturmuş gibi hissediyorum.
Nefes bile aldırtmıyor. Merak etme. Her şey düzelecek. Sen hep yanımda olacaksın değil mi Tarık? Sen yanımda olursan ben her şeye katlanırım Tahir. Yeter ki yanımda ol. Elimi uzattığımda tutabileceğim bir yerde, başımı çevirdiğimde görebileceğim bir yerde ol yeter. Niye kavga etti acaba bu Işık? Ben de çok şaşırdım. Yani sen de biliyorsun. Niye çok seveceğim bir çocuktur. Yıllarca Vedat'ın şiddetine maruz kaldı. Biri sesini yükseltse zaten kaçar. Takma bu kadar kafana. Çocuktur, kavga eder de. İki dakika sonra kavga ettiği arkadaşıyla oyun oynar bunlar. Hayır. Nefes. Sence ben Yiğit için yanlış bir şey mi yaptım? Nefesim. Bak bazen insan sadece yanlış yaptığı şeyden pişman olmaz. Doğru bildiği, doğru olduğuna emin olduğu şeyi yapınca da pişman olabilir. Ama bedelini ödemeye razı olmuştur. Razı olmuştur ki yapmıştır. Başka çaresi kalmamıştır. Hayırdır? Sen ne işin var burada? Tüfekle evden kovduğun adama iki gün sonra gel buyur al kızı dedin. Şimdi gördün mü başımıza gelenim? He? Ne nazarı görebiliyorum, ne sesini duyabiliyorum. Ne zaman gitsem yok çarşıda, yok pazarda. Yetti artık canıma. Ara şu adamı, kızımı göreceğim. Ya o sesini biraz alsat, benim zarımı sıkma. Senin canını öyle bir sıkarım ki Cemil, sen bile şaşırıp kalırsın. Ben kızımı görmeden, sesini duymadan rahat etmem, sana da rahat vermem. Duydun mu? Hadi ara. Ben kaç defa aradım. Çalay çalay açma. Benimle muhatap olmak istemiyor. Ne de çok da umurumda değil. Kızımı göreyim yeter. Açma. Yok, açma. Sen eve git. Sen laftan anlamaz mısın Cemil? Ha? Ben sana ne diyorum? Bak bu herif Nefes karısını çok dövmüş. Kadın onun şehrinden kaçmış buralara. Duydun mu? Öyle değil. Ya doğruysa? Ya benim kızıma da aynı şeyi yaparsa? Nazarın, saçının bir tek teline zarar gelirse var ya onu kimse yolundan alamaz ha? Kurban olayım Cemil, ben kızıma kavuştur. Tamam anladım. Tamam sen eve git, ben de geleceğim hadi. Hadi Cemil. Gözünü seveyim. Ay ışığında oluyan kurt. Böylesi su oturacak mıyız? Anlatmayacak mısın bize ne olduğunu? Niye dövdün ula arkadaşını? O benim arkadaşım değil. Ya aynı sınıftaymışsınız aslanım. Evet ama arkadaşım değil. Peki ne oldu o zaman? Uçurma yapıyorlardı. Ben de onlara bakarak bir tane yaptım. Uçmadı. Sonra bana güldüler. Ben de yetekledim. Dövmedim. Kendisi düştü. Bütün mesele bu mu yani? Senin uçurtma uçmadı diye sen arkadaşını... O benim arkadaşım değil. Tamam da neyse ne? Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Ya sen ittiğinde arkadaşının başına bir şey gelseydi, kafasını yere çarpsaydı... sen o zaman pişman olmayacak mıydın? Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin hem de bir uçurtma için? Nefes gitme uşağın üstüne de. Bana bak, arkadaşından özür dileyeceksin. Bir daha biriyle kavga ettiğini duymayacağım, anlaşıldı mı? O da ne etmesin? Tamam, konuşuruz etmez. Nefes, sen bir gel bakalım. Ne oluyor sana? Tahir, ben çok korkuyorum. Ya Yiğit, yıllarca şiddetle iç içe büyüdü. O da... Ya sen beni anlıyorsun değil mi? Ben korkuyorum. Yani o büyüyünce... Sakin ol, sakin ol. Sen bu çocuğu şu koca yüreğinle büyütmedin mi Nefes?
Senin bu içindeki sevgi her şeyin üstesinden gelir. Haydi bakalım. Benim bir fikrim var. Ben sana uçurtma yapmayı öğreteceğim. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ya. Beraber yapacağız. Hatta beraber uçuracağız. Ne zaman? Bugün, hemen, birazdan. Değil mi? Ciddi tabii ya. Şimdi sen eve gidiyoruz, ananla hazırlık yaparsın. Dönüşte ben seni alıyorum. Doğru pikniğe gidiyoruz. Piknik mi? Tabii ya. Güzel şeyler ertelenmez değil mi aslanım? Tahir, sen ciddi misin? Efendim Esma abla. Berrak Ceylan'a anlatmış durumu. Nasıl şimdi? Yani Ceylan. Nasıl olsun? Şaşkın. Bu gece bende kalsınlar ikisi. Evet, haklısın. Şimdi evde zor olur. Esma abla. Efendim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Araşırız yine. Nereye son? Yiğit'i okuldan aldık, eve gidiyoruz abi. Ha, iyi, haydi gel. Abim, hazırlanın, pikniğe gidiyoruz. Ne? Nereye geleceğiz? Pikniğe abi. Ulan nereden çıktı şimdi piknik? Ne pikniği? Oğlum sen beni delirtme ya, yemin mi ettin ya? Abim, araba kullanıyorum şimdi. Haydi, sonra konuşalım, haydi. Ama... Mustafa'm. Betim benzin atık. Hasta falan mısın yoksa? Mustafa. Bak sende bir haller var ha. Üzülürüm diye saklarsan saklama ne olur. İşle mi alakalı? Elbise aldım diye mi kızdın bana? Mustafa vallahi bak kredi kartından o kadar harcamadım, azıcık harcadım. Anladım ben onu, sen elbise aldım diye kızdın bana. Kızım ne kızacağım elbise aldın diye ya. İşte ben kimin için çalışıyorum? Allah Allah. Ne oldu o zaman, de bakayım bana. Yok bir şey ya. Biraz boğaldım ha. Darlandım, kendime dolandım geçer. Ha, pikniğe gideceğiz. Ne? Tahir'le konuştum. Pikniğe gideceğiz dedi o. Piknik nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ben işte. Deli Tahir bu ya. Akıl sıverdirebilen varsa ha gelsin buraya buyursun. Cümbür cemaat pikniğe gidiyoruz millet. Biz namazdan dönene kadar hazırlığınızı yapın. Tabii aslanımın uçurtması için malzeme almak da lazım. Yolda giderken onu da hallederiz. Yaşasın, pikniğe gidiyoruz. Tahir, nereden çıktı bu piknik meselesi? Ulan Yiğit'e uçurtma yapacağız da. Öyle değil mi aslanım? Evet. Kocaman olsun ama. Hem de en kocaman. Tamam, Yiğit arkadaşıyla kavga etmiş, ceza vermemiz gereken yerde. Sen şimdi de ödül mü veriyorsun? Ya nefes, bir dur da bir soğur. Aslanım, ne renk olsun uçurtmamız? Kırmızı. Ay maşallah. Rengine kurban oldum. Kuyruğunu da mavi yaparız. Sonra da götürürsün okula dersin. Alın size uçurtmanın kralını yaptım dersin. Ha, bir de yalancıyla alıştırıyorsun çocuğu. Ulan yalan değil de beraber yapacağız. Öyle değil mi aslanım? Evet, yalan değil ki. Tahir, sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Baş öğretmenim, ipimizi az sal da... Ulan matematik hocam beni böyle darlamadı ha. Nefes. Efendim Tahir. Sen lise 2'den terktin değil mi? Evet. Diyorum ki... Bu dışarıdan bitirme şeyleri falan var ya, ona mı başvursan? Verirsin derslerini, ha? Hop, lise diploması. Sonra bir de üniversite sınavı çekersin. Vallahi kafan zehir maşallah. Olmayacak şey değil. Bu esnada da Esma'nın yanında çalışırsın. Ne güzel gidiydin oraya, yarım bıraktın. Ne diyorsun? Tahir, nereden çıktı şimdi bu? Ya bir yerden çıktı, ettiği yok. Güzel olmaz mı sen onu da? Yani olur da. Dağısı, duğusu yok.
bütün gün anamla evde didişmekten iyidir. Asya yengem iyi kıvırıyor o işi de. Pek senlik şeyler değil bunlar. Tahir, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yoo. Anne, okula mı başlayacağız? Aynen aslanım. Ananı okula yazdıracağız. Ana oğul karşılıklı açarsınız defterleri artık. Ya Tahir ya. Tövbe ya. Geldi Delo. Mustafa amca, pikniğe gidiyoruz. Uçurtma yapacağız. Duydum koçum. Duydum. Yengem, haydi biz dönene kadar hazırlığınızı yapın siz de. Haydi abi. Hadi Allah'a emanet Asya. Allah kabul etsin Mustafa. Sağ ol Aslı Asya. Ne hazırlığı yapayım? Hayırdır? E pikniğe gidiyoruz Saniye Hanım. Ne oldu? Ah, her boyayı boyadık. Fıstık yeşili kaldı. Pikniği dayadalım, o da tamamlansın. E ne var canım? Hava alırız iki dakika. Sağa da gezme tozma diye göğe merdiven dayarsın. Ne yapalım? Köfte yapalım iki dakikada. Köfte yapalım. Başının kaçmasına bak. Demezsin ki gebe. Devrem, Esma bacıya da söyle, pikniğe gideriz, cümbür cemaat. Hayır Devrem, hayır, yarın falan değil, bugün. Haydi dedim, uzatma da, haydi. Ula Tahir, ula Tahir. La benim içim yanayım. Hangi taş büyük, ha, bulsam da kafamı yona vursam diye düşünüyorum. Sen tutturdun abi piknik, uçurtma. Ula nereye çıktı bu ya? Abim, özgürlüğümün son saatleri ha. Bırak da az tadını çıkarayım. Sizi uzun yıllar göremeyeceğim. İçeride ranzaya uzandığımda gözümün önüne gelecek bir anımız daha olsun ha. Ey cemaat-i Müslümin. Size bir sorum olacak. Herkes gazetelerde okuyor. Televizyonlarda da izliyorsunuz. Herkesin eli diğerinin boğazında sanki. Ne kadına şiddet durdu, ne de hayvana. Herkes diğerine saldırmak için an kollay. Ne oldu bizim tarihe geçmiş merhametimize? Çanakkale'de yaralı düşman askerini kucaklayan merhametimizi biz ne zaman kaybettik? Kendini öldürmek için dama çıkan bir çareye ne vakit atla atla diye alkış tutup cep telefonlarıyla filme çeker olduk. Namazda olsun, ellerimiz semada olsun, ilk niyazımız nedir Allah'tan? Şefaat ve merhamet değil midir? Allah'ın sonsuz şefaatinden, sonsuz merhametinden pay beklerken biz karşımızdakine düşmanımız da olsa merhametle yaklaşıyor muyuz? Kıyamet suresinin 2. ayetinde Cenab-ı Allah ne buyurur? İnsan vicdanının kınayan sesini tanıklığa çağırır. Kibrimizle kör, hırsımızla sağır. Öfkemizle dilsiz ettiğimiz vicdanımız dile gelecek. Aleyhimize tanıklık edecek. Bir kavme olan kinini size adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hazreti Ali bir savaşta bir adamı alt eder. Kılıcını çeker, tam öldürecek. Adam Hazreti Ali'nin mübarek suratına tükürür. Hazreti Ali kalır. Kılıcını indirir, adamı öldürmekten vazgeçer. Kılıcı kenara fırlatır. Adam şaşırır. Der ki, beni öldürecektin, neden vazgeçtin der. Hazreti Ali adamın yüzüne bakarak hiddet ve öfke
padişahlara padişahtır. Bizim kölemizdir der. Yüzüme tükürdüğün için kendi nefsim için öfkeye kapılırdım. O yüzden kılıcımı kenara attım der. En çetin savaşta, en haklı savaşta bile nefsiyle haklı savaşı lekelenmesin diye. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semihallahü men hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Geçir bakalım. Hı. Anne. Hı. Ceylan ve Berrak abla nerede? Onlar da gelsin pikniğe. Anneciğim. Ceylan ve Berrak ablan çarşıya alışverişe gitmişler. E tamam, gelsinler işte. Sen uçurtma mı yapacaksın? Evet, hem de en büyüğünden. Hı. Hadi bakalım. Neredeyse gelmek üzereler. Ben şimdi Asiye ablanın yanına ineyim, ona yardım edeyim, olur mu? Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Cümlemizin niyazını. Baba. He. Senin bu deli Hüsyan'ın yeni bir icadı var. Hayırdır inşallah. Yine gideceğiz. Ayda. Babam gideceğiz işte ya. Murat, Fatih. Murat nereye gitti? Az önce yanımdaydı. Döndüm baktım yok. Biz eve gidelim, evdekileri alalım. Onlar hazırlık yaptı. Haydi baba. Ya beni sürüklemeyin de oralara. Babam olmaz öyle şey. Yürü işte ya. Sensiz nereye gidiyorsun? Abi. Oğlum ne? Nereye gideriz? La nereye gidiyorsak gideriz. Yürü işte de ha. Hadi. Aç bakayım kapıyı. Açamam. Ya aç kapıyı, aç diyeyim sahaya. Açamam beyefendi. Ya aç da. Biraz yıkayım mı? He? Nazar! Kızım! Anasın! Yavrum! Oy, anasının kuzusu! Bu neydi? Uçuk bir şey değil. Hadi içeri girelim. Geç. Başla göz arasında dolmalar, börekler, köfteler, kayganalar hazırlandı bakayım. He, Saniye Hanım ne oldu? Gezme deyince maşallah. Oluyorsun pek bir hamarat gari. He, oluyorum da kıymet bilen yok. He. Hazır mı her şey? Hazır yengem, hazır, hazır. Öyleyse uğurlar olsun size, haydi. Ana, olmaz öyle şey. Ana, etme de. Ben gelmiyorum. Ne işin var dağda, bayırda? Mis gibi otururum evimde. Ya Saniye Hanım, etme. Çocuk da bir heveslemişler ya, kırma. Gelmiyorum. Asya. Hem buyur Mustafa. Ya sen de ısrar etme ya, anama gelsin diye. Şimdi yaşlı başlı kadın ha. Daha kosmayalım kadını şimdi. Hani zıplamaya zıplayamaz, kaçmaya kaçamaz. Anam,
Sen kal böyle ha. Kala buraya. Ben mi? He. Hadi gidiyorum. Haydi. Oo. Al sen bunu ya. O kabini karpuzu diye alın hadi bakalım. Abi. Biz uçurtma malzemesi alacağız, arkamızdan geliyorduk. Hadi bakalım. İnce böyle cam bardağın yok muydu kızım? Yok baba ama aldırırım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Cemil biz buraya çay içmeye mi geldik? Kızım aklım çıktı. Gelirim çarşıda, gidiyorum pazarda değiller. Kapıdaki herifler içeri sokmayı. Sana telefon ediyorum, cevap yok. Benim telefon kartım bozuldu ondan ha. Ben yeni numaramı vereyim size bugün. Vedat nerede? Ben onu ararım, ararım açmayı telefonu. Şehir dışında baba. Ben de bilmiyorum ki. Bir telefon hediye oradayım, bir telefon hediye buradayım. Öyle işte. Ablam nasıl? Ben de hazırlandım, eve gelecektim. Ana, evimize gidelim mi? Hem babam sevmedi porselen bardakta çay içmeyi. Bizim evde ince belli bardakta çay içeriz ha? Tamam mısın? Tak bakayım. Maviyi de taktık mı? Tamam. Uçurtmamızın kuyruğu da hazır. Nasıl, güzel oldu mu? Güzel. Olmaz mı ya? Ay rengine kurban olduğum en büyük. Bravo. Aslan. Hadi git bakalım anana sor, bunun bir ipi vardı. Anne. Anne. Uçurtmanın ipini verir misin? Tahir, ne diyorsun? Biz bu herifi gece gidip çıkarıp denize atsak. Ha? Ha bak, ben seni hapse yollamam. Abi,
Ne konuştuk da? O dediğin olmaz. Ne olacak? Olması gereken olacak abi. Ben de böyle bakacağım ha. Abi, söz verdim de. Ha Mustafa Kaleli. Emanetlerime sahip çıkacaksın. Gel kız. Tahir abi al. Ay koçuma benim. E bakayım. Bu ipini de geçirdik mi tamamdır. Mustafa amca uçurtmam çok güzel değil mi? Güzel koçum. Sen karışma. Yalı kazığı gibi dikilecek misin? He, dikileceğim. Ya ezip geçersek? Ezgeç. Tutan mı var? Çekil yolumdan. Kızım senin yolun yol değil ki. Ya, sana mı soracağım yolumu? Çekil. Konuşacağız. Ne? Sen gel de konuşacak bir şey buluruz. İyi bakalım. Konuşalım madem. Son kez. Tamam ula son kez. Yolun ortasında olmaz yalnız. Olsun. Parmağınla ara sıra çekip bırakacaksın. Olta gibi. Öğretmiştim ya sana hani. Tut bakalım şimdi sen. Anne! Uçurtmamıza bak. Ne kadar uzağa çıktı. Gel amcam, gel. Tut bakayım şunu. Hadi uçurun güzel güzel. ...için çok uğraşırdım. Gülerdi de. Ama sırf benim çabam boşa gitmesin diye gülerdi. Ama şimdi bir baksana... ...nasıl mutlu, nasıl eğleniyor, nasıl gülüyor. Etme bunu. Neyi? Etme işte. Çıkma karşıma. Neden? Ya sen kot kafalı mısın? Bilmiyor musun? Ben senin iyiliğin için değilim. Ne yapar Vedat? Öldürür mü beni? Öldürür. Bunu sen de bilirsin. Elinden tutan vardı. Bir lafına bakar aslında Nazar. Neymiş o laf? Söyle. Seni sevmiyorum de. Sadece bir kez söyle. O zaman bu kot kafam onu şıp diye anlar. Daha da ne karşısına çıkarım ne de başka bir şey. Söyleyebilecek misin? Bir kez. Sadece bir kez. Yapabileceğimi iyice anladın mı? Yoksa yeniden anlatmamı ister misin? Yoksa ablam Mercan gibi mi olmak istersin? Bak, kimseye bir şey anlatmak yok. Dışarıdan mutlu mesut bir aile gibi görüneceğiz. Bak şunu iyice anlamanı istiyorum Nazar. Bu evlilikten ben de hiç memnun değilim. Ama katlanıyorum. Sen de katlanacaksın. Eğer canımı sıkarsan,
ben de senin canını yakarım. Önce Murat'ı, sonra ailende değer verdiğin ne kadar insan varsa hepsini teker teker ortadan kaldırırım. Anlaştık mı? Tabii sana vaat ettiğim bu cehennemin bir de cennet tarafı var. Ablam Mercan'ı tedavi ettireceğim. Araştırıyorum. Yurt dışında çok iyi beyin cerrahları var. Bir randevu ayarlamaya çalışıyorum. Yani seçim senin Nazar. Murat'ın, ailenin mezarlarına çiçek mi götürmek istersin? Yoksa Mercan'la bahçelerde kol kola gezip çay içmek mi? Sevindin değil mi? Sevineceğini biliyordum. Ama sen yine de Mercan'a bir şey söyleme. Her şeyi ayarlayayım. Ondan sonra söylersin. Gördüğün gibi seni mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Seni mutlu etmeye çalışan bir adamın canını sıkmaz. Öyle değil mi? Nazar boncuğu. Bir kez. Sadece bir kez söyle. Seni sevmiyorum de. Daha da bırak önüne çıkmayı. Trabzon'u bile terk ederim. Ya bunun sevgiyle ne alakası var? Ha, seviyorsun yani. Ben öyle bir şey mi dedim? E sevmiyorum da demedin. Ben sana bir şey demek zorunda değilim, anladın mı? Zorundasın. Eğer önüne çıkmamı istemiyorsan seni sevmiyorum demek zorundasın. Sevmiyorum. E gözlerin öyle demiyor ama. Ya sen bir şey de dedin, söyledim, oldu mu? Olmadı. Beni seviyorsun öyle mi? Öyle. Çok mu? Hem de çok. İyi. Seven insan sevdiğini düşünür değil mi? Üzülsün istemez. Üzme beni. Ben üzülmek istemiyorum ki. Öyle ya da böyle evliyim ben. Vedat'ın karısı gizli gizli Murat'la görüşeyi deseler... Ben insan sevdiğinin günahına girer mi? Etme. Ben Ayet'in yanına gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Asiye? He. Nereye gidiyorsun? E salıncağa bineceğim Mustafa. Ya kızım başımıza yüz açma, bir sakatlık çıkar, kaza çıkar. Geç otur şuraya. La havle, tövbe tövbe. E yavaş yavaş sallanırım. Çok canım çekti. Hah, bir salıncağa aşermediğin kalmıştı. Kızım doğru söylüyorlar da sen iki canlısın. Dikkat etmen lazım da. Haydi kızım, haydi geç otur şuraya ya. İyi ya, tamam haydi. Ali. Ali. Haydi oğlum acıktık, git söyle bunlara da gelsinler ha. İçim kıyıldı ya. Devrem, hadi sofra kuruluyor, sizi çağırıyorlar. Devrem, az otur bakayım şöyle. Ne oldu? Gel sen gel, soracağım ben sana. Oh. Devrem sen hayırdır? İzin diye geldin gitmek bilmiyorsun. Hayırdır Devrem, yük mü olduk? Devrem, lakot kafalı, onu mu diyorum sana? Hainini aldırmışım buraya sessiz sedasız. Öğrendik. Ula hiç demiyorsun. Ben de bekliyorum. Devrem bana anlatacak. Seni Esma'nın yanında görmesek öğrenmeyeceğiz valla. Şimdi konunun aslı... Şimdi Devrem, bu iş böyle olmaz. Bu akşam buradan dönüşte Osman Baba'ya Allah'ın emriyle diyoruz. Sözümüzü kesiyoruz. Hayda. Sana haydi Devrem. Haydi bakalım. Git Esma'ya ne diyeceğini düşün. Haydi. Gideyim o zaman. Konuşayım Esma'yla, konuşayım. Tahir, sen bizden sıkılıyor musun? Nefes okula başla, nefes işe gir. Ali git Esma'yı iste. Tahir Kaleli, sen hayırdır? Nefes, o kadar acıktım ki seni duyamıyorum. Haydi, haydi acıktık. Yiğit, balım. Haydi amcam. Bak yine koştu gitti ya. Sisa, sisa. Sisa, sisa. Aha. Bira, bira. Fatih!
Al oğlum, al şunları. Haydi. Geldim abi. Bira bira. Uy. Bira bira. Aha. Sisa sisa. Uy. Sisa sisa. Su. Su kalmamış. Su, almış mıydık su? Yoksa alalım mı gidip? E tabii su yok. Kız Esma, siz Ali ile beraber gidin de su alın. Buraya gelirken çeşme gördük ya, haydi. Su mühim kız, su önemli. Haydi siz alın, beraber haydi. Al bakayım şu bidonu bir çeşmeye bırak, hadi sana zahmet. Yengem al börek al. Sağ. Şimdi bakayım. Abi haydi. Esma. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Esma. İyiyim. Yok, onu demeyeceğim. Ne diyeceğim? Tahir. Hayır, Tahir'i diyeceğim. Deli Tahir. Bayağı bildiğim böyle normal deli. Ne oldu ki? Bu akşam Osman Hoca'dan seni isteyecek. Kime isteyecek? Galiba bana. Söylenmez gibi. Bir zekalı var ya. Esma. Kusura bakma. Ben çok kıvıramıyorum böyle şeyleri. Sonda söyleyeceğimi başta söylüyorum. Başta söyleyeceğimi sonda söylüyorum. Bir türlü denk getiremiyorum. Olur. Ne olur? Olur işte. Olur anlamında diyorsun. Olur. Vallahi mı? Vallahi. Oldu o zaman. İyi oldu. Bidonu çeşmede unuttuk. Ha, su. Otur Esma, otur. Devrem, susadık da biz sana bidonu çeşmede bırak derken orada bırak da gel demedik. Al şunu, haydi. Sen bırak deyince ben onu, ben alayım da geleyim onu hemen. Esma, yemek ye kızım. Egı nereye? Hayırdır Berrak, nereye gidiyorsun böyle? Berrak. Sağa diyelim, nereye gidiyorsun böyle? Çanta torba toplanmış. Yanına Ceylan'ı da almışsın, hayırdır? Kaçıyorum. Hem de kaçırıyorum. Oy pelutler, pelutler, yaprak bağladınız mı? Yaprak bağladınız mı? Ben giderken ağladım, siz de ağladınız mı?
siz de ağladınız mı? Ben giderken ağladım da siz de ağladınız mı? Siz de ağladınız mı? Oy doruklar, doruklar, kozalaklar oldu mi? Kozalaklar oldu mi? Kozalaklar oldu mi? Ben murad alamadım, acep yarım aldı mi? Acep yarım aldı mi? Ben murad alamadım da acep yarım aldı mi? Acep yarım aldı mi? Oh. Oy çimenler, çimenler, evelekler oldu mi? Evelekler oldu mi? Bu sene gelemedim, haşi çayı doldu mi? Haşi çayı doldu mi? Bu sene gelemedim da haşi çayı doldu mi? Haşi çayı doldu mi? İyi de ne yapacaksın? Diyelim ki kaçtın. Ceylan'ı da aldın. Sonra? Çaresizce koşmak nedir iyi bilirim dediydin bana. Şimdi sen de aynısını mı yapacaksın? Hem de yanında el kadar çocukla. Biliyorum akıl mantık böyle sorular soruyor Murat. Ama ya kalbim? Ya Ceylan'a duyduğum sevgi? Burada kalamam artık anlamıyor musun? Ya başka çaren yoksa? Bir yandan Ceylan'ı alıp buradan kaçmak istiyorum. Ama bir yandan annemin yerini tek bilen Vedat. Her şeyde Vedat içinde düğümleniyor. Ceylan'la nereye gideceksin, nereye sığınacaksın? El kadar çocuğa yazık değil mi Berrak? Yapma böyle. Biliyor musun? Ben ilk defa ortaokuldayken pikniğe gitmiştim. Babamdan gizlice. Abim sayesinde. Bir de bugün. Ben çok teşekkür ederim. Yani Yiğit'i beni güldürdüğün için. Bana mucizeler yaşattığın için. Tahir'im olduğun için. Asıl ben sana teşekkür ederim. Bana niye teşekkür ediyorsun ki? Ben senin başına beladan başka bir şey getirmiyorum. Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Şu can şu tende durdukça sen hep burada olacaksın. Ben çok uzakta olsam bile. Sakın. Sakın uzağa gitme olur mu? Dönüşü var. Yayıldınız da yayıldınız. Bir rahat vermedin Saniye Hanım. Bir rahat vermedin. Kızım Saniye Hanım haklı. Artık yavaş yavaş yola revan olmak lazım. Amcacığım. Buyur kızım. Az bir konuşsak. Bir dakika. Ali. La Tahir'le nefes nereye yandı? Geliyorlar işte. Devrem. Bir gelsene. Erdurullah. Esma, Osman Hoca'yı açıyor durumu. İyi Devrem. O zaman sen şimdi aşağı iner inmez takım elbiseni giyiyorsun.
Kuyumcu Gültekin kapamadıysa bir de söz yüzüğü alıyorsun. Çikolatan ula her şeyi ben mi diyeceğim? Doğru diyorsun valla. E hadi o zaman. Haydi. Haydi. Haydi Münir. Haydi toparlanın artık haydi. Tutsun ucundan. Allah'ım. Abla ben hallederim. Sen tamam, yine ne karıştı? Öğreneceksin akşam öğreneceksin. Hadi bakayım. Top oynamayacaktık. Çok çaldı. Daha havası çarptı herhalde. Yastığa başını koyar koymaz uyudu. Hayır. Yolda da uyuklaydı o ışık. Devrim haydi neredesin da? Geldim Devrim geldim. Haydi herkes seni bekliyor haydi. Neredeymiş? Geliymiş. Bu Murat gene mi kayboldu ortalıktan? Yengaz. Yoldayım sana konuştum ben geliymiş o da. Ha iyi. Tövbe bismillah. Cümleten selamı öne yıkıyorum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Gel, gel buyur. Hoş geldin. Bu ne giyinmiş böyle bayram çocuğu gibi çiçekler bir çiçekler? Bir dur ana Allah aşkına. Esma kızım alıver Ali'nin elindekileri. Heh. Ha. Ha. He ya. He. Otur Devrem otur. Titrediğin belli olmasın haydi. Asiye abla, Esma abla hadi gel. Ha. Hey Allah sen eksik kalma ha. Fatih, ne sırdaş? Yok bir şey abi. Yok bir şey, yok tabii. Havalar da bir soğumadı Devrem değil mi? Yaz böyle işte. Yani gelmeyi bilmiyor, geldi miydi gitmeyi bilmiyor. Çok sıcak bugün de çok sıcak. Bu sabahki koşmaların o gizli saklı hallerin sebebi buydu diyeceğim ama Berrak'ın ne alakası var onu bilemedim işte. Aman bir şeyden de eksik kal. Sahi kızlar nerede o Berrak'la Ceylan mıdır neydi? Onlar bu gece bende kalacaklar Saniye teyze. Ha. İkisini de gözlerinle iyi görmeyince de neredeler diye. Bu garıyı anlayan varsa bana da anlatsın. Ay
Asiye abla. Sen orada öyle fısır fısır ne diyorsun? Sana demeyeyim. Esma'ya diyorum. Kız, tuzat adettir. Atmayalım da. Atalım, atalım. Kız, at at. Azıcık eğlenmek bizim de hakkımız değil mi Ertuğ'cu? Aynen öyle. Doymadı. Eğlenmeye doymadı. He, doymadım. Doymayır mı? Oldu mu? Oldu. Aynı cazikar. Kız attın mı? At da yansın cahir cahir. Haberleri de geldi ya. Sağ olasın başım. Eline sağlık. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Osman babam, buyur yavrum. Şimdi Ali sözüne, adamlığına, dürüstlüğüne güvendiğimiz bir kardeşim ben. Eksik olma devrem. Sen bir dur da, büyükler konuşuyor burada. Büyükler konuşuyor. Estağfurullah abi, öyle değil yani. Tamam, tamam. Sen devam et. Osman babam, Esma sana durumu anlatmış herhalde. Söyledi. Peki madem. O zaman Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kardeşim Ali'ye bacımız Esma'yı isteriz. Ağzınla gözün bir konuşsun, öyle giderim. Seni burada gören olursa ağzını yüzünü patlatır. Git buradan. Ben de onu derim işte da. Söyle de gideyim. Söyledim ya. O sayılmaz. Sen sahne kadar söyleyecek mi? Ne var söyle. Ölür müsün? Ya gitmezsen sen ölürsün. O benim bileceğim iş. Sen söyle. Ya git ula. Sen ne diyorsun kızım? Siz nasıl münasip görürseniz. Benim münasip görmem senin rızana bağlı. Önce sen, sonra ben. Ne diyorum? Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin diyorum. Adam dolu. Ben sana diyorum, git diyorum. Kız Hanım, bir şey ihtiyacınız var mı? Yok, ben uyuyacağım. Peki efendim. Hani merdivenle çıktım demiştin. Ben ne bileyim, aldı herhalde biri. Neyse, atlarım artık. Saçmalama, kolunu bacağını kıracaksın. Üzülür müsün bir taraflar kursa nazar? Şu kadarcık üzülürsem ne olayım? Ne yapacağız şimdi? Ben ne bileyim ona? Bir şey de bil zaten.
Yo, var bir bildiğim. Neymiş? Sen beni seviyorsun Nazar. Allah, yuva kuranın her daim koruyucusu, kollayıcısıdır. Evlilik, bir kadınla bir erkeğin yan yana gelmesi değildir. Can cana gelmesi demektir. Nefis değil, nefes birlikteliğidir. Artık senin bu kalbin bu tende, senin bu kalbin de bu tende çarpacak. Kalbin gıdası sohbettir. Selamınızı, sözünüzü, sohbetinizi birbirinizden esirgemeyin. Birbirinize sabırlı, sadık ve merhametli olun. Diyelim, Bismillahirrahmanirrahim deyip hürdeleyi keselim. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Daha da buraya gelme. Yalvarırım gelme. Nazar. Ay nazarsız kal. Tövbe de. Tövbe tövbe. Hah. Bekle burada. Bir dakika bekle. Ne yapayım ben bununla? Sakla işte. Devrem. Eyvallah. Allah tamamını erdirsin. Amin kardeşim. Tekrar hayırlı olsun Esma ablacığım. Sağ ol canım.
Az önce Berra aradım. Benim evdeler. Gideceklermiş ama Murat durdurmuş. Yolunda her şeyi söylemeye fırsatım olmadı. Esma abla, ben çok teşekkür ederim. Her şey için. Asıl ben teşekkür ederim. Her şey için. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar baba. Hadi hayırlı akşamlar kızım. İyi geceler Osman babam. İyi geceler. İyi geceler. Taşla göz arasında yaktın Ali'nin başını. Anlasın neler çektiğimi. Pardon? Ben sana ne çektiriyorum Tahir? Gece gece konuşturma şimdi beni. Gel. Yahu gel. Bu konu burada kapanmadı Tahir. Efendim mi? O ya CMO yok mu? Karnım büyüdü diye değil mi? Ay kurban oldum. Sen iyi değilsin Mustafa. Sende bir haller var ama dur bakalım. Nefesciğim uyandırdın mı? Yok Esma abla, uyumuyordum zaten. Ceylan'ın babası geldi. Birazdan benim ofiste olacak. Tamam abla. Hazırlanıp çıkıyoruz biz de. Tahir. 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 Ceylan'ın babası gelmiş. Ben daha Yiğit'e söyleyemedim. Hayret, paşam dün gece bizi ziyaret etmedi. Haydi, sen uyandır çocuğu, Civra'da konuşalım. Hayırlı işler Gültekin abi. Oo, hoş geldin Nazar. Buyur, nasıl yardımcı olabilirim ya? Bu taşı bir yüzeye yerleştirebilir misin? Dur bakayım onu. Nazar, bildiğimiz taş bu. Ha bunu yoksa sağ biri değerli diye mi verdi? Evet. Nazar, kandırmışlar seni vallahi. Valla bildiğimiz çakıl taşı bu. Ya olsun, sen yapabilir misin onu de. Yaparım canım, hallederim. Sen bir 5 dakika otur, ben halledin geleyim ha. Aman gelirim.
Ay ışığında uluyan kurt, bizim seninle bir şey konuşmamız lazım. Ne? Hani soluk benizi var ya. Evet. Bizi yine kandırmış. Nasıl? Sana Ceylan'ın kardeşin olduğunu söylemişti ya. Evet. Bize yine yalan söylemiş işte. Hayır, Ceylan benim kardeşim. Yiğidim. Bak, bazı insanları böyle kardeşin gibi seversin. Mesela Ali abin. Ben onu kardeşimden ayırmam. Ama aslında kardeşim değildir. Anneciğim. Bebeğim. Biliyorum Ceylan'ı çok seviyorsun. Ama biz de çok seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. Ceylan'ın gerçek babası geliyormuş. Esma ablanın ofisine gelecekmiş. Götürecek mi onu? Ama ben onu özlerim. Aslanım, hani seninle balık tutmuştuk, hatırladın mı? Ne dedin bana? Bırakalım gitsin anasına dedin. Şimdi de biz Ceylan'ı bırakacağız böyle. O balık değil, Ceylan. Yiğit, anneciğim. Dur lütfen. Anneciğim. Müjdeli haberler getirdim size. Hayırdır inşallah. Vedat, ablam için yurt dışından doktorlardan randevu almaya çalışıyor. Esat'tan mı? Ya kesinleşmeden haber etme dedi de ben dayanamadım. Sen ne diyorsun kız? Hala umut var mı? Var ana. Umut hep var. Kızım, sana aldım, beğendin mi? Ben seni sarırım! Babasına kavuştu. Hem bir şey değişmedi ki. Biz onu hala çok seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz değil mi? Tabii ya. Hem belki biz ziyarete gideriz. Babası bizi ziyarete getirir. Gider miyiz? Gideriz tabii. Gideriz değil mi? Esma, sen Yiğit'e bir saat kadar göz kulak olur musun? Bizim nefesle konuşacaklarımız var. Tabii ki.
Yiğit. Birlikte şey yapalım mı? Benim odama gidelim. Ceylan'a güzel bir resim yapalım. Postalayalım. Ceylan da eve gittiğinde kapıda bir baksın senin yaptığın resim. Nasıl fikir? Güzel. Hadi o zaman gel. Merak abla sen de bizimle gelsene. Efes, konuşalım mı biraz? Efes. Tahir, benim içimde böyle kötü bir his var. İskablel vuku derler. Bir şey oldu değil mi? Oldu. Olması gereken oldu ama çok kötü oldu be Nefes. Ne oldu? Tahir. Nefessiz bırakacaktın ha? Benim nefesimi alacaktın ha? İkidir seni Azrail'in elinden alırım. Üçüncüsü olur mu bilmiyorum. Cinayet yerine geri döner, öyle değil mi Fikret abi? Umarım arabayla gelmişsindir Fikret abi. Zira benimki çarşıda kaldı. Katil olay yerine döndü demek. Günaydın hayatım. Hayırdır mı lan? Yok abi, sabah erkenden çıktı. Telefonunu ver. Ver. Benim Sercan bitti. Aradınız. Kapalı. Seni o mezara sokacağım dedim. Sen de kalktın kendi ayağına geldin Tahir.
Tahir. Tahir, ne oldu, bir şey de. Ama ne olur susma. Vedat'ı öldürdüm. Hem de onun milak etmediği bir şekilde. Bu yüzden Nefes, teslim olacağım. Nefes. 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 Yapma. 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 Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yapma nefesim. Sen neden özür diliyorsun? Özür dilerim. Karakola gittiğimde onu vuramadığım için. Evine gittiğinde onu vuramadığım için. Özür dilerim Vedat haklı olduğu için. Gittim, kaçtım, sığındım. Senin sana bela getirdiğim için özür dilerim. Senin ne suçun var? Senin ne suçun var? Yıllarca senden ayrı kalacağım. Madem benim bir suçum yok, niye böyle bir gün uyduruyorum? Daha iyi söylesene. Şimdi ne olacak? Teslim olacaksın. Hapse gireceksin, öyle mi? Nefesim, etme daha. Etme bak, abimle her şeyi konuşup kararlaştırdık. Seni ve Yiğit'i yayla evine yerleştireceğiz. Eli gözü hep üzerinizde olacak. Yapma bana bunu, yapma. Hayır. Benden değil, bizden konuşalım Tahir. Yalvarırım, bizden konuşalım. Senden, benden, bizden. Yalvarıyorum Tahir sana, yalvarıyorum. Ne olur teslim olma, yalvarırım teslim olma. Nefesim, bak. Ben Vedat'ı öldürdüğüm için teslim olmayayım. Eğer Mertçe bir kavgada öldürmüş olsaydım yine teslim olmazdım. Ha bu Karadeniz'e gömdüğüm gibi. O zaman niye şimdi teslim oluyorum? Nefesim, ben Vedat'ı öldürdüğüm için teslim olmayırım. Tahir'in vicdanını ağır yaraladığım için teslim alıyorum. Biliyorum bedeli de çok ağır. Sensiz kalmak, ama yapma bana bunu. Bak ben kendimi affedemem. Sen beni affet nefesim, özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Çok özür dilerim nefesim. Seni yalnız bırakacağım için özür dilerim. Haydi. Şimdi nereye? Dertlerinin bittiği yere. Senden bir gün bile ayrı kalacağım ama bin yıl Vedat'la uğraşmayı tercih ederdim. İşte burası. Vedat'ı da merhametimi de gömdüğüm yer. Yeah.
Buraya kendi ellerimle gömdüm. Kendi ellerimle gömdüm ben bu adamı buraya. Seninle burada olman çok güzel. Belki Tahir'i kendi ellerinle gömmek istersin. Belki biri çıkarıp kurtarmıştır. Allah'ım sana şükürler olsun. Bak Tahir, Vedat yaşıyor, sen katil değilsin. Belki cesedini çıkardı ha? Kim niye böyle bir şey yapsın ki? Hem Mithat abi söylemişti, onu koruyan biri var diye. Ben onu vurduğumda onu kaçıran biri. Çek gel şu herifin önünden Karıca. Çek gel. Kim yapar ola böyle bir şey? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hayır. Bak böyle büyük bir günahtan Allah seni korudu, onu değil. Başka çarem yok. Durmayacak. Onu her kim koruyup kollaysa buradan çıkarmış işte. Yaşadığına da eminim Nefes, durmayacağına da. Durmayacak. Durmayacak. Evet durmayacak. Vedat yine Vedatlığını yapmaya devam edecek. Sana merhamet yakışıyor Tahir. Ve ben o merhametli adamı seviyorum. Sadece bana ve Yiğit'e olan merhameti değil. Herkese her şeye olan merhameti. Ceylan'ın ailesini bulamazsak ne yapalım, yapacak bir şey yok. Berrak'la birlikte bağrımıza basarız diyen Tahir'i. Sırf Yiğit istiyor diye balığı denize bırakan Tahir'i. Ben bu adamı seviyorum. Hem senin başına bir şey gelse, sen hapse girsen ben yaşayabilir miyim? Hem sen değil miydin biz hiç ayrılmayacağız, biz hep birlikte olacağız diyen? Son nefeste elim elimde. Birimiz düşersek diğerimiz kaldıracağız demedin mi? Sen bana Vedat'ı öldürdüm, gidip teslim olacaksın dediğinde benim canımdan can gitti. Ama şimdi ben şükrediyorum. Sen hapse girmeyeceksin diye. Ben sensiz kalmayacağım diye şükrediyorum. Ecel ne zaman, nerede, nasıl gelir bilmiyorum. Ama geldiğinde... Ben senin yanında olmak istiyorum. Senin kollarında. Sarıl bana. Tenim sende soğumadan. Sarıl bana. Yüreğim korumadan. Sarıl bana. Gözlerim kapanmadan. Sarıl bana. Sarıl da, sarıl bana, sarıl da. Canı cana katsan da, aşkım ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten, korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten. Öyle bir sevdalık bu,
öyle derin. Canı cana katsan da, aşkım ile yaksan da, vazgeçme dur.